Verilen hastalıklardan KOAH, amfizem, astım, zatürre hastalığı, akciğer hastalıklarıdır. Hepatit B'ye gelince hepatit B karaciğerde meydana gelen bir hastalıktır. Bu yüzden solunum sistemi hastalığı değildir. Cevap E. Doku sıvısında oluşan karbondioksit önce kılcal damara gelir. Kılcal damardan kalbe, kalpten akciğere, akciğer kılcallarından sonra alveole geçer. Alveolden sonra bronşçuk, bronş, soluk borusundan sonra ağızla dışarı atılır. O yüzden en son izleyeceği yol ağızdır. Cevap D. Akciğer zarına pleura denir. Diyafram akciğerin dışında altında yer alan kaslı bir tabakadır. Alveol akciğerin içinde bulunan keseciklerdir. Akciğerin içinde yer alır. Bronşçuk alveolleri bağlayan boruculara bronşçuk diyoruz. Akciğerin içinde yer alır. Bronşçuklar bronşlara bağlanır. Bronşlar da soluk borusuna bağlanır. Soluk borusu yine akciğerin dışındadır. Diyafram ve soluk borusu akciğerin dışındadır. Pleura, alveol, bronşçuk akciğerin yapısında bulunur. Cevap E. Üzeri pleura adı verilen çift katlı bir zarla örtülüdür. Söyleyebiliriz. Buna akciğer zarı diyoruz. İç organlarımız düz kaslarla kaplıdır. Çizgili kas bulunmaz. Sağ akciğer 3, sol akciğer 2 lobdan oluşur. Sol akciğerin alt kısmında da zaten kalp yer alır. Üçüncü lobun yerinde. Göğüs boşluğunda bulunur. Söyleyebiliriz. Yapısında bulunan alveoller geniş bir solunum yüzeyi oluşturur. En geniş solunum yüzeyine sahip akciğer zaten memeli akciğeridir. Alveoller yüzeyi genişletir. Söyleyebiliriz. Buna göre cevap B. Soluk alıp verme hızını sinir sistemi denetler. Mesela adrenalin hormonu soluk alıp verme hızını arttırabilir. Endokrin sistem yine solunum sisteminin çalışmasında etkilidir. Tiroksin hormonu metabolizma hızını etkiler. O yüzden solunum hızı üzerine de etkilidir. Destek ve hareket sistemi yine solunum hızı üzerine etkilidir. Hücrelerimiz kasların çalışmasıyla hücreler çok çalışır. Hücrelerin çalışmasıyla ihtiyacı olan oksijenin karşılanması kandan sağlanır. Kan yoluyla dolaşım sistemi hızlandırılır. Dolaşım sistemi hızlandırıldıktan sonra da solunum sistemi hızlanır. Bu yüzden destek ve hareket sistemi solunum sisteminin çalışmasını etkiler. Buna göre 3 sistemde solunum sisteminin çalışmasını etkiler. Cevap E. Şekilde 1 ile gösterilen kısım soluk borusudur. 2 ile gösterilen kısım bronşlardır. 4 ile gösterilen kısım bronşçuklardır. 3 ile gösterilen kısım da alveoldür. Buna göre 1'in iç yüzeyi mukusla kaplıdır. Soluk borusunun iç yüzeyi ve solunum sistemi mukusla kaplıdır. 2 solunum havasını akciğerlere taşıyan bronşlardır söyleyebiliriz. 3 akciğerlerin gaz alışverişini yüzeyini genişletir. Alveoller akciğer yüzeyini genişletir söyleyebiliriz. 4 kan ile akciğerler arasında gaz alışverişini gerçekleştirir. Kan ile akciğerler arasında gaz alışverişi alveolde gerçekleşir. Yani bunu söyleyemeyiz. 3 sadece memeli akciğerlerinde bulunur. Alveoller sadece memelilerde bulunur. Söyleyebiliriz. Buna göre cevap D. Solunumda karbonhidratlar, yağlar, proteinler kullanılır. Karbonhidrat, yağ, proteinlerin solunumda kullanılması sonucu karbondioksit, su oluşur. Proteinlerin ekstradan solunumda kullanılması sonucu amonyak, üre, ürik asit oluşur. Karbondioksitte suyun atılması solunum sistemiyle gerçekleşirken amonyak, üre, ürik asitin atılması boşaltım sistemiyle gerçekleşir. Buna göre 1 ve 2 nolu maddeler vücuttan solunum sistemiyle uzaklaştırılır. Cevap A. Solunum sistemi mukusla kaplıdır. Soluk borusunda bulunan mukus havadaki toz partiküllerini tutar söyleyebiliriz. Akciğerler havanın oksijenini doğrudan dokulara ulaştırır. Yanlış bir ifadedir. Önce kılcal damara verir. Kılcal damardan
dolaşım sistemi yoluyla dokulara ulaştırılır. O yüzden bu cümle yanlış. Solunum sisteminin dolaşım sistemiyle doğrudan bağlantısı yoktur. Bütün sistemler dolaşım sistemiyle bağlantılıdır. Bu yüzden solunum sistemi de dolaşım sistemiyle bağlantılıdır. Bu cümle yanlış. Buna göre 2 ve 3 yanlıştır. Cevap D. Kaburgalar arası kasların gevşemesi nefes vermede gerçekleşir. Karın boşluğu hacminin azalması nefes almada gerçekleşir. Akciğerlerin hacminin artması nefes almada gerçekleşir. Diyaframın gevşemesi nefes verme sırasında gerçekleşir. Göğüs boşluğu hacminin artması nefes alma sırasında gerçekleşir. 1 ile 4. 1 nefes verme, 4 nefes verme söyleyebiliriz. 2 ile 3. 2 nefes alma, 3 nefes alma söyleyebiliriz. 2 ve 4. 2 nefes alma, 4 nefes verme. O zaman farklı aynı anda gerçekleşmez. 2 ve 5, 2 nefes alma, 5 nefes alma aynı anda gerçekleşir. 3 ve 5, 3 nefes alma, 5 nefes alma aynı anda gerçekleşir. Buna göre cevap C. Alveolde bulunan oksijen alveol kılcalına yani akciğer kılcalına geçer. Akciğer kılcalından akciğer toplar damarına. Akciğer toplar damarı kanı kalbe getirir. Kalbin sol kulakçığı, sonra sol karıncığı oradan aort atar damarıyla pompalanır. Aort atar damarıyla baş atar damarına yani şah damarına ulaşır. Şah damarından beyin kılcallarına, beyin kılcallarından da beyin hücrelerine ulaştırılmış olur. Buna göre beyin toplar damarından geçmez. Cevap B. Akciğerin hacmi arttığına göre nefes alma durumudur. Nefes alma durumudur. Diyafram kası akciğeri şu şekilde düşündüğümüzde nefes aldığımızda diyafram kası düzleşir. Yani akciğerden uygulanan hava basıncının etkisiyle akciğer düzleşir. Karın iç bölgesinin hacmi azalmıştır söyleyebiliriz. Buna göre 1, 2 ve 3 söylenebilir. Cevap E. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki oksijen oranı azalır. Oksijen oranı azaldığı için solunum nefes alıp verme artar, solunum hızı artar. Solunum hızı arttığı için diyaframın çalışması artar ve oksijen oranı azaldığı için hemoglobin miktarını arttırmak amaçlı olarak alyuvar sayısı arttırılır. Alveoldeki oksijenin kısmi basıncı düşer. Bu yüzden 1, 2 ve 3 söylenebilir. Cevap D.